Kadran adama. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bomba gibi bir Forza Horizon 4 bölümünde de sizlerleyim. Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077 daha 2 gün önce piyasaya çıktı. Yani 1,5 gün aslında oluyor. Ve Forza'daki abiler de büyüklüklerini göstermişler. Night City Exe isimli bir sokak sahnesi var. Birazdan yerini göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Cyberpunk 2077'deki kurgu şehrimiz Night City ve bu etkinliği bitirdiğimizde Cyberpunk 2077'deki bomba araçlardan biri olan Quadra'yı bize verecek arkadaşlar. Ve şimdi biz de onu almaya gideceğiz. Nasıl alındığını da görmüş ve öğrenmiş olacaksınız. Bu kadar hızlı bir şekilde Forza'nın bu aracı bize sunması ve iki oyun arasındaki bağlantıyı kurması özellikle benim gibi iki oyunu birlikte yoğun oynayan biri için harika olmuş abi. Hadi bakalım. Haritada arkadaşlar zaten Edinburgh şehrinin orada ve böyle silik, bulanık, gördüğünüz gibi sanki böyle pikselleşmiş hata varmış gibi bir görüntü var. Oradan direkt bulabilirsiniz zaten. Herhangi bir yarış zorluğu sunmuyor. Bakın bunu unutmayın. Sonuna yapıyorum geçemiyorum demeyin. Girin abi, isterseniz daha kolay seviyeye çekin yarış drivatar zorluğunu. O şekilde oynayın. Hadi girelim abi. Hangi arabalar istediğini bilmiyorum. Hiç umurumda bile değil abi. Çünkü her türlü biz bu işin altından kalkacağız. Her zaman ama mümkün olduğunca hep yani 4 çeker seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz arabaları. Gene 4 çeker seçeceğim. Hatta daha fazla da maceraya girmeyip abi ben bu R8'i alıp devam edeceğim. Araba nasıl olacak? Sesi nasıl olacak? Modifiye seçenekleri nasıl olacak? Hepsini çok merak ediyorum. Ama güzel olacak. Cyberpunk'ı da yoğun olarak zaten oynamaya başladık arkadaşlar. Yukarıya da kartını koyuyorum eğer görmeyenleriniz varsa. Yani iki tarafta da aracı kıyaslama ihtimalimiz olacak. Güzel olacak. Başlat abi direkt. Zaten yanımızda duruyor kendisi. Hepsi mi onlar? İki kişi. Tamam. Lego adasındaki gibi hani Lego'daki Lego araçlarda da aynı şekilde oluyordu. İki araç kapışıyorsun abi, sonra aracı sana veriyor. Tek kişilik, iki kişilik de oynama ihtimaliniz tabii ki var mı bilmiyorum açıkçası. Teke tek yarışıldığı için. Ama zaten her zaman bu tarz yarışlar abi single player daha mantıklı. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir hata yaptığında geri sarıp pisliğini toplayabiliyorsun, yani öyle söyleyeyim. O yüzden single player yapmak her zaman daha mantıklı abi. Öbür türlü iki kişi olduğunda karşındaki rakipleri yapay zeka bile seçsen geri sardığında sıkıntı çıkıyor abi. Geri saramıyorsun. Bunu unutmayın, yeni başladıysanız oyuna ve arkadaşınızla oynuyorsanız normal sezonluk yarışlarda falan da, yani 3 etaplı yarışlarda falan da aynı şey geçerli. Geri sardığın zaman patlıyorsun, seni sona atıyor. Aynı online yarışlardaki gibi. Ama single player olarak devam ediyorsan böyle bir dert olmuyor. Bu arada bu etkinliği bence kaçırmayın. Eğer bu etkinliğin süresi sınırlıysa arkadaşlar. Sınırlı olsa da olmasa da bir süre sonra illaki bunu kaldıracaklardır. Ve o zaman abi araç müzayedede bildiğin kara borsa çılgın fiyatlara düşer. Haberiniz olsun. O yüzden siz gene de bir an önce bunu yapmaya bakın. Bakarsınız bu sezon sonu kalkar. Üç farklı yarış da verebilirdi. Tek yarışta iş bitecek. Öbür arabayla da oynayacak biraz zaman kalır. Olmadı o arabayla. Şimdi stok bir kullanırız. Arabanın keyfine bakarız abi. Ondan sonra ilerleyen bölümlerde de en yakın zamandaki bölümlerden bir tanesini o arabayı modifiye ederiz. Rakibi kolayca paketledik abi, dediğim gibi. Normalde sezonluk yarışlarda biliyorsunuz ödülü, tam olarak bütün ödülleri alabilmeniz için üstün yetenekli minimum oynamanız gerektiğini istiyor. Ama burada öyle bir zorunluluk olmadığı için abi istediğimiz gibi seçip rahat rahat elimizi kolumuzu sallaya sallaya yapabiliriz. Quadra VTEC. Ver bana, ver, ver. ...2058 model yılına gel.
Şimdi gerçi tam ortalarda kalıyor. İşte burada abi. Özelliklerine bakalım. 453 kW güzel. Ne diyeceğim, 1250 ağırlığı da çok iyi. Abi arabaya binerim. Oğlum çok çılgın bir görüntü bu ya. Abi adamlar yapmışlar ya. Şimdi şu tartışma da ortaya çıkar. Bu aracın Cyberpunk'taki görüntüsü mü daha güzel yoksa Forza'daki mi? Çok iyi abi. Aynalara gel. İçine bakalım. Abi ne ettin ya? Çok iyi abi ve direksiyonun ortası daha böyle klasikleşmiş bir araç gibi. Zaten hafiften dışarıdan da öyle. Çok iyi abi. Of of of. Bakın sol tarafta direksiyonun solunda dijital devir göstergesi var. Abi çok iyi ya. Bir deneyelim artık değil mi? Abi arka tekerler falan. Sesini de biraz farklı yapmışlar, güzel olmuş. Oo, yol tutuş da gayet iyi. Abi çok vahşi gözüküyor araba ya. Abi tepedeki göstergeler falan filan, abi bu işi yapmışlar ya. Bu işi yapıyor bu adamlar ya. Vallahi yapıyor abi. Yol tutuş falan da çok iyi. Ben yanlış mı gördüm? Bir kontrol yapacağım arkadaşlar. Evet, 4 çekermiş. Abi bu alet çok iyi. Yani ağzımıza bal çalmak gibi olacak ama ne yapalım biliyor musunuz abi? Şimdi ufak ufak biz en yakındaki evimize doğru gidelim ve bu arabanın modifiye seçeneklerine bakalım ama bu aracı modifiye etmeyeceğiz abi. Sonraki bölümde modifiye edeceğim bu aracı. Ondan sonra iyice gazlarız bu arabaya. Yani bu halindeyken şu anda bile bayağı zevk veriyor abi araba. Hem yol tutuşu olarak, yani güç denge orantısını çok iyi yapmışlar. Aracı tasarlarken biraz da kıyak yapmışlar. Oyuna herhalde, Cyberpunk'a. Sesi de biraz farklı geldi. O yüzden orijinal motorunu değiştirmeden bu aracı bir modifiye edip ondan sonra gazlarız arkadaşlar. Ve bazen de soruyorsunuz, bir iki kere de yapmışlığımız var. Arabayla önce stok gazlayıp ondan sonra modifiyeli halini bu şekilde görmüş olursunuz. Bir önceki bölüme geçtiğiniz zaman da stok haline arabanın nasıl gittiğini, yani şu anda görmüş olacaksınız. Evet abi, meşhur Bamburg kalemize geldik ama çok vahşi gözüküyor bu araç ya. Çok iyi abi. Bir tane uzaklaştıralım. Önü daha rahat görürüz. Çok iyi. Böyle bir Lamborghini desen. Evet, biraz Lamborghini. Ön tarafın gerçi kıvrımı biraz kısa ama F40'ı da andırıyor. Uygun, sen bu arabayı gördün mü genç? Haberin var mı? Cyberbank Forza'ya geldi. Cyberbank. Cyberjunk. Evet abi, junk değil tabii ki de, çok güzel bir oyun. Yanlış anlaşılma olmasın. Severek oyun yırık. Bakalım abi. Bakalım. Evet, gene de bakacağım. Koymamışlar motor şeyi. Güzel olmuş. Yok abi, drift arabası yapmayacağım ben bundan. Bakalım nerelere kadar modifiye ediliyor. Güzel. Biraz güç ver abi. Biraz güç ver ya.
Turbodan uçursana bize. Of! Bu ne abi? Bu ne aga? Arkadaşlar bir sonraki bölümde büyük çılgınlık bizi bekliyor. Size söyleyeyim, ben sadece motoruna bakıyorum bu arada. Şu anda diğer hiçbir şeyine bakmayacağım ama yani bu araç 1400 küsür beygir, 1500 beygir neredeyse olacak ve daha hafifleteceğiz biz bu arabayı. Sakın kaçırmayın abi. Bir sonraki bölümü kaçırmamak için ne yapmanız gerektiğini tabii ki de biliyorsunuz. Bunun için alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha da fazla uzatmayayım çünkü amacımız bu aracı nasıl alacağımızdı ve modifiye edersek ne noktalara çıkacağını görmüş olduğunuz bir sonraki bölümde bu canavarı modifiye edeceğiz abi. Dibine kadar gazlayacağız. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.